Bu da çok güzel bir görevle haşinleşirsiniz. Neler söyleyeceksiniz? Başkanım, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ertuğrul Gazi bildiğiniz gibi Orta Asya'dan buralara kadar gelmiş. Tabi bunlara gelirken de bir gezerek gelmemiş. Savaş esas. Bedel ödeyerek gelmiş. Ve bu topraklar Selçuklar tarafından onlara bir savaş esasına yardım etmiş. Selçuk Sultanı II. Alaaddin Keykubat buraya kaçtı. Domates'i yazık hediye etmiş. Ve Osmanlı'nın ilk tohumları o zaman burada atılmış. Ertuğrul Gazi yaklaşık 50 senesi burada geçmiş. Buradaki Bizans tekfurları mücadelesi yapmış. 1281 yılında işte Hak ölüm gelmiş. Ertuğrul Gazi vefat etmiş. Vefat etmeden önce bir vasiyeti var. Osmanlı Ali var, oldu burası benim. Burayı ben kendi kılıcımdan aldım. Ben öldüm zaman beni buraya etme. Ama diyor sakın yanıma vasiyet etme, git sen de benim gibi savaş bir yerlere al. Oraya ismi yazdır. Osmanlı Gazi'de Ertuğrul Gazi öldüğü zaman babasını buraya nakletmiş. Defnetmiş ama burası açık bir mezar. Türbe yok o zamanlar. Sonra Çelebi Mehmet döneminde biliyorsun bir fetret devre geçiyor Osmanlı. Evet. Yıldırım Beyazıt Timur'un savaşından sonra Yıldırım Beyazıt savaşı kaybetmiş. Osmanlı Devlet devri kalmamış. Sonra Yıldırım Beyazıt savaş kazandıktan sonra ikinci defa Osmanlı'yı kurmuş. Bunun nişanesi olarak da yani ilk kurulduğu yer burası olduğu için, ikinci kurulduğu yer yine burası olduğu için nişanesi olarak buraya Ertuğrul Gazi'nin üstüne, atasının üstüne bir türbe yaptırmış. Çarşıda bir tane cami yaptırmış, Çelebi Mehmet Camii olarak geçen. Burası 1886 yılında da 2. Abdülhamit Han ona da bir suikast düzenledi. Bu suikasttan sonra bomba patladığı zaman onu korumak için üstüne atan gençler sonra öğrenci size soruyor onlara siz kimsiniz yani neden beni kurtarmak için üzerime atladın, neden kaçmadınız? Evet. Sultan diyorlar bize verilen görev sultan ölürse siz de ölün, o ölmez. Yani onun yanına hiçbir zaman ayrılmaz, siz kimsiniz diye biz söylüyoruz. Vay benim kardeşlerim diyor, dedemin torunları diyor. Bağırmaya basıyor onlara, ondan sonra atlamaktan bir heyet gönderiyor sultan. Gidin bakın söyle bakın yani ne ihtiyaçları var. Sağa sola bakıyorlar, tabi bizim söylediği o zaman heyete söylüyorlar. İşte ne ihtiyacımız var? Padişah bir yanımız sağ olsun. Bu sürede istemesini bilmiyorlar. Bunlara bir okul yaptıralım, bir cami yaptıralım. Bunları yaptıralım ve dedemin türbesine bakın diyor. Dedemin türbesi ne abi? Buraya geliyor, buranın artık yıprandığını görüyorlar. Sultan türbe yıpranmış oldu. O zaman temelinden göçürüm türbe tekrardan yeniden baştan sona yeniden türbe yapın. Şu görmüş olduğunuz türbe Abdülhamit'in eseridir başkanım. Şu anda altıgen de burası. Yani eskiden Selçuk usulü yani Dükkan gibi bir türbe olmuştu. Bu anda görmüş olduğum türü yani altıgen. Aslında türbe 150 yıllık bir türbe. Evet o kadar mazisi yok yani bu türbe yani şu şekilde. Şurada delikler var. Bunların şimdi başkanım bu delikler 1921-22 yılında Yunanlılar 1921-22 yılında Yunanlılar Türkiye'nin çeşitli yerlerini işgal ettikleri gibi Söğüt de işgal etmişler. Evet. Ve buraya geldikten sonra evet. Camilerimiz olsun, işte halkımız olsun gelen elinden gelen her türlü pisliği yapmışlar. Ve en son türbeye geldikleri zaman türbe o zamanlar tabii bu camlar yok. Sadece demir parmaklık. Şuraya çeker misin? Demir parmaklık kepenkler var. Şu belli mermi girmiş buradan. Görüyorsunuz. Şuradan mermi girmiş, buradan çıkmış belli oluyor. Yani dirisine tahammül edemedikleri bir zatın türbesine dahi evet. Vermişler. Bu nasıl düşmanlık ya? Şimdi o zaman işte gelmişler buraya kapalı olduğu zaman her taraf dışarıdan kurşunlar. Mesela başkanım var. Bu kurşundan bazıları dışarıdan içeri gidip evet, bazıları evet. Da içeriden. Şimdi bu namussuzlar yapmışlar. Dışarıdan kurşunlamış içeri girdikten sonra içeriden de sıkmışlar. Artı içerideki lafızlarda da birer tane kurşun deliği var. Bak orada Allah, Muhammed, işte dört halifenin ismini geçti. Peki akla hemen şu geldi. Yani doğal olarak benim gibi muhtemelen bütün Osmanlı torunları şunu düşünecek. Kabire dokunabilmişler mi? Evet, kabire deniz şimdi baş, şunu şöyle göstereyim. Mermer olarak çekin hocam. Mermer, Abdülhamit'in yapmış olduğu mermenin etrafında kapaklar var. Evet. Mermer yani şu mermerin etrafında kapaklar var, içi evet. Toprak dolu. Ama Yunanlar buraya geldikleri zaman komple bu mermerleri parçalamışlar, üzerine yığılmış. Ve burada Osman Gazi'nin türbesini yaptıkları gibi Ertuğrul Gazi'nin türbesinde de Yunan general gelmiş Ertuğrul Gazi'nin kabrinin başına tekmelemiş. Ey büyük Türk kalk, kalk da demiş. Şu etrafında torunlarına bir bak ne haldeler. O gayretle artı Saddam Süheyt de o zaman hep ihtiyarlar kalmış. Gençler hep sağda solda savaş esnasında. Söğüt'ün ihtiyarları da artık bakmışlar olacak gibi değil.
Boğaziçi, Bilecik işte, Eskişehir'deki diğer birliklere asıl merkez burası o zaman. Haber salıyorlar, geliyor işte biz diyorlar Ertuğrul Gazi adına, işte Allah için biz gerekirse Yunan'la savaşacağız, biz gerekirse şehit olacağız. Bu gayretle her taraftan insanlar buraya koşa koşa gelmişler ve Yunanlar buradan kaçmış. Metrisepe vardır bizim. Metrisepe tarafına kaçmışlar. Gece gündüz orada savaşlarımız sürmüş. Gece olduğu zaman elimizde silahımız olmadığı için biz sadece kazma kürekle gece olduğu zaman o tepeye çıkmışız. Öldüre öldüre. Tepeye bayrağımızı dikmişiz ama sabah olduğu zaman adamlar bir ağır silah olduğu için takır 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 bizi indirmişler aşağı. Ve yılda, yani bir iki ay orada savaş sürmüş. Çok şehit vermişiz. Ama sonuçta Yunan'ı oradan defetmişiz. Yunan generali de yaralı olarak teslim almışız. Peki. Yani savaşı bu şekilde kazanmışız. Kabire dokunulmamıştır. Kabire, şimdi kabri karıştırmışlar ama bir şey yapamamışlar. Yani açmaya mı çalışmışlar? Açmaya çalışmışlar, biraz kazımışlar. Sonra bakmışlar, burada demişler Ertuğrul Gazi yok. Burada hazine var demişler. Hı. Toprağı biraz karıştırınca, bir şey bulamayınca bura boş demişler, gitmişler. Ama baktığın zaman yani tarih kitapları yazmıyordu. Bazen bu tadilat esnasında ben gördüm, burayı tadilat yaparlarken aşağı doğru örgü gidiyor. Bu örgü ya sağa ya sola dönüyor yani. Aşağı doğru bir örgü var burada. Örgü var aşağıda. Duvar örgüsü gidiyor aşağı doğru. Yani gerçeğini Allah biliyor da yani mübarek sağlam yerde yani. Şimdi sandıkonun altında değil bu. Ya sağında ya solunda. Yani benim tahminim öyle yani. Organize bir şekilde tabii, o zaman. Sen istediğin kadar burayı kazsan da bulamazsın. Şifreli bir şekilde. Yani eskiden mesela ana mesela Şems-i Tebriz'in türbesi Bursa'da. Üzerinde kabir sandıkta var. Asıl kabir aşağıda. Şems-i Tebriz'in bir kat aşağıda. Bunda da öyle bir şey var gibi geliyor. Siz gördünüz değil mi? Benim yani aşağı yani burayı kazı yaptıkları zaman aşağı doğru duvar örgüsü gittiğini gördüm ben. Ama tabii sağa sola dönüyor mu onu bilmem. Peki. Burada gelen topraklar var. Burada Fas'tan, Suriye'den, İran'dan, Mısır'dan, Ukrayna'dan yani Osmanlı coğrafyasından gördüğümüz kadarıyla burada topraklar var. Bunlar nedir? Evet başkanım, bunlar şimdi bundan 6-7 sene öncesi bu ülkelerde yaşayan bizim elçilerimiz Türk büyükelçileri evet. Buraya ziyarete geldi. Her gelen bir toprak mı? Yaşadığı ülkenin toprağını getirdi ki atam sana biz senin 60 olun tohumlardan yeşeren ülkelerden gelen toprağı hediye getirdik dediler. Evet. Yani Osmanlı'nın toprağıydı. Biz de ne yaptık? Bunları sandıkların içine koyduk. İnsanlar, gelen insanlar, ziyaretçiler bunları görsün. Yani Osmanlı'nın ulaşabildiği yerler bunlar. Yani bu topraklar sizin fethettiğiniz, sizin torunlarınızın fethettiği, sizin... Sizin kurmuş olduğu devletin, yani sizden sonraki torunların da işte ulaştığı yerler diye bunlar hediye olarak geldi. Biz de bunları toprakları sandıkların içine koyduk. İnsanların İnşallah. Görmesi için. İnşallah. Mesela başkanım bu, şunlarla bahsedeyim. Bu Osman Gazi'nin kabir taşı. Dışarıda ne kabri diye yazar. Osman Gazi öldüğü zaman, tabi Ertuğrul Gazi'nin vasiyeti vardı. Hani beni buraya sakın ha yanıma vasiyet etme diye. Evet. Osman Gazi vefat ettiği zaman, etmeden önce o da Orhan Gazi bir vasiyeti var. Bak oldu, ben artık Rabbime kavuştum, sana vasiyetim. Ben ölürsem de beni Bursa'daki tophanedeki gümüşlü gümbetin altına defnet diyor. Osman Gazi vefat ettikten sonra Bursa Bizans'ta yeninde olduğu için mecburen dışarıdaki taşın olduğu yere Osman Gazi'yi defnediyorlar. Bu da kabir taşı. Tarih neden yok? Buna tarih atılmamış. Yani 1900, yani Abdülhamit döneminde. Ha, yakın tarih çünkü. Abdülhamit, bu taşı Abdülhamit'ten yaptırmış. Yani yakın tarih olduğu belli o yüzden sonra. Evet. Osman Gazi'nin yani burada taşta da Osmanlıca'ya baktığın zaman Osman Gazi'nin buraya defnediliyor. Sonra Orhan Gazi tarafından alınıp Bursa'ya götürüldüğü yazar burada. Yani vasiyetini gene buraya defnetmişler ama evet. Bursa alındıktan sonra da Bursa'ya götürmüşler, vasiyetini yerine getirmişler. Şimdi bir düşündüğün zaman Ertuğrul Gazi burada, Osman Gazi de burada olsa, Orhan Gazi de beni de bırakın, belki devlet oluşmayacak o zaman. Hmm. Ertuğrul Gazi çok ileri görüştürmüştü. Hmm. Yanıma istememiş, git bir yerlere al, oraya ismini yazdır. Bu mübarek de Bursa'ya da dayanmış. Peki, burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti varlığını evet. görüyoruz. Yani diğer Türk devletlerinin, Kıbrıs'ın, Türkmenistan'ın, Kırgızistan'ın, Kazakistan, Kırgızistan, işte Özbekistan. Bunlar da başkanım, bize en yakın, yani Türk Cumhuriyetler, bizim en yakın olanlarımız. Bunlar da o zaman da gelmiş, elçilerden bir tanesi bayrağını getirmiş Ertuğrul Gazi'ye diye, bir de toprağını getirmiş. Biz de bunları burada muhafaza ediyoruz yani. Sonuçta? Sonuçta çok burada yatan dedeleri sonuçta. Dedemizin ataları yani. Dedeleri. Yani. Dedemizin
Biz de şu anda şu devlet altında varlığımızı sürdürüyoruz. Evet. Biz de diğerleri de işte Azerbaycan. Bu da diyor ki ben de Azerbaycan devletinin altında var. Sizin torunluğunuzu layıkıyla yapabiliyorsak ne mutlu hepimize.